Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün saç boyayacağız. Violet marka bir saç boyası. Migros'tan aldım. Migros indiriminden aldım. Ee, i̇çindekilere bakalım önce. İşte bir saç kremi var. Bunu boyadan sonra kullanıyoruz. Boyanın ta kendisi burada. Bir de düz tutsaydım hemen çeviriyorum. Fark etip Allah'tan. E, boyamız da burada. E, oksidasyon var. Aslında bu oksidasyonun içine, oksidanın içine e, tüp sıkılıyor, boya sıkılıyor, kullanılabiliyor. Ama ben hala eski usul kullanıyorum. Kutunun arkasında da güvenlik uyarıları yazıyor. Kitin içinden çıkanlar yazıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi saçlarımın durumuna bakın. Böyle. Gördüğünüz gibi 1-1,5 santim var beyazlar. Geldik neler kullanacağımıza. Boyama kabımız var. E, i̇şte boyama kabının yanında tarak, fırça, kelebekli tokam, efendim boya, 7 numara söylemiş miydim? 7.0, oksidasyon ve saç kremi. Gördüğünüz gibi. Şimdi boyayı sıkıyorum boyama kabına. Arkadaşlar ben temiz saç uyguluyorum. Bunu da söyleyeyim. Daha sonrasında boyayı akıtırken de şampuan kullanmıyorum. Boyayı akıtıp kremini sürüyorum. Bu da oksidasyon. Oksidasyonu döküyorum. Şöyle bir boyayı hafif karıştırdıktan sonra slime gibi göründü gözüme. Burada karıştırma aşaması önemli. Çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Böyle krem kıvamında olmalı. Top top parçacıklar falan kalmamalı. Oksidasyonla boya birbirine iyice karışmalı. Buradaki gördüğünüz kıvam. Ben bunu saçıma sürdüm. Şimdi bekleme süresi yaklaşık 20-25 dakika. Saçlarımın balyajlarına da getirdim son 10 dakikada. Şimdi kremle yıkıyorum ve geliyorum. İşte burada geldim. Allah'ım burnumda ne kadar büyük görünüyor buradan ama siz biliyorsunuz. Neyse saçlarımı gördüğünüz gibi beyazlarda hafif açık renk tutmuş gibi. Fena değil yani fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar görüşürüz.